Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, yaşlı bir insanın vefat haberini aldığım zaman iki tane hatıra benim zihnimde canlanıyor. Onlardan bir tanesi şudur. Bizim siyer tarihi içerisinde de çok kıymetli bir eserin sahibi olan Ebu Mansur Es-Sa'labi'nin Hurerus Siyer diye bir kitabı var. Onu da bu arada parantez içerisinde söylemiş olayım size. Gazneliler döneminde yaşamış önemli bir alimimizdir. Onun bir menkıbesi. Yaşı 80'lere yaklaştığı zaman talebelerinden birkaçına diyor ki gidin şöyle bir gezin pazarı. Bana 80 yaşında bir köle azat edip getirin. Varıyor hizmetleri, talebeleri arıyorlar arıyorlar. Yaşı 80 olan herhangi bir köle bulamıyorlar. Gelip durumu hocalarını anlattıkları zaman Hoca o anda gözyaşlarıyla elini kaldırıyor ve şöyle bir münacatta bulunuyor. Allah'ım diyor, senin kulların bile yaşı 80'e varmış birisini köle olarak bırakmamış, azat etmişlerse ben de senin 80 yaşına varmış bir kölenim. İnşallah ben de sana doğru gelmekteyim. Sen de beni günahlarımdan azat edeceksin mesajı böyle güzel veriyor o güzel insan Allah ona ebeden rahmet eylesin. İkinci hatıra Ayşe anamızdan anamız bir haber getiriyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Diyor ki ya Resulallah hani bir yaşlı hanım vardı ya yaşı 80-90 olan hani hastaydı ya o vefat etti. Vefat etti de kurtuldu. Bir anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün rengi değişiyor ve şu sözü söylüyor. Ayşem diyor, sevinme üzül, üzül ki yeryüzü secde eden bir kulu daha kaybetti. Bir başka ufuk, bir başka bakış açısı bize tekrardan sallallahu aleyhi ve sellem vermiş oluyor. Geceden beri ben de böyle bir ruh halindeyim. 90 yaşlarındaki anneannemi Rahimi Rahman'a yolcu ettim. Gelmemem lazımdı aslında ama bugün arka arkaya 3 tane program vardı. Sizi ona tercih ettim. İnşallah hasıl olan sevap onun hesap defterine yazılsın. Buradaki o güzellik inşallah onun taksiratının affına mazhar olsun. Dua edin, fatihalar gönderin. Cenab-ı Hak rahmetiyle yargılasın. İnşallah Ebu Mansur'un dediği gibi azat edilmiş bir kul olsun. Rabbim sizlerin de geçmişlerine rahmet eylesin. Aziz kardeşlerim, böyle bir ruh halinin konusu değil bu konu ama nasıl işleyeceğiz ben de bilmiyorum. Allah yardım etsin. Bir devlet başkanı olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz bugün şimdiden oluşacak herhangi sürçü lisanlardan dolayı Allah beni affetsin siz de bana müsamaha gösterin siyaseti konuşmak zor bir şey peygamber örnekliğinde siyaseti konuşmak daha zor bir şey şu memlekette bu kadar fırtınalı bir zamanda ve zeminde İslam siyasetini konuşmak daha zor bir şey ama her şeye rağmen biz tevekkeltü alallah diyeceğiz fincancı parantez içerisine alayım o kelimeyi söylemeyeyim kürsüye yakışmaz. Kaçırmadan veya kaçırarak nasıl anlaşılır, anlaşılırsa hakkın hatırını ali tutup hiçbir hatıra feda etmeden bazı hakikatleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde anlamaya çalışacağız. Devlet başkanlığı ve Hazreti Peygamber beraberce olması çok manidar. Buradan şunu öğreniyoruz. Demek ki peygamberliğin hayatının bir parçasında böyle önemli bir alan da var. Evet biz onu nasıl tanımıştık? Usvetun Hasene olarak. Usvetun Hasene neydi? Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberiydi. Bunda bir kayıt var mı? Yani şu alanlarla alakalı da şu alanlar onun dışında diyebilir misiniz? yemezsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanının rehberi ise bunun içerisine komutanlık, bunun içerisine devlet başkanlığı, bunun içerisine hakimlik, kadılık, bunun içerisine peygamberlik, imamlık, bunun içerisine muallimlik, talebelik, bunun içerisine babalık, akrabalık aklınıza gelen her türlü alana ait örneklikleri bulmak mümkündür ve biz şimdiye kadar yaptığımız derslerde de gördünüz en temel meseleleri bu manada konuşmaya çalıştık. Eğer bu ders silsileleri devam etseydi biz en az 100 ders yapabilirdik bu çerçevede. Bir kadı olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derdik. Belki birileri biraz yadırgayabilir ama bir sporcu olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derdik. Bir sanat erbabı olarak derdik ve onun hayatının üzerinden o alanlara ait de bazı şeyleri öğrenmiş olurduk. Çünkü her zaman dediğim o cümleyi çok da severim kullanmayı bir kez daha söylüyorum. Siyer sadece bir insanın hayatı değil bütün bir insanlığın hayatıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun hayatında Cenab-ı Hak kıyamete kadar gelecek olan insanlığın bütün dertlerine derman olabilecek ilaçları ve reçeteleri kodlamıştır. Eğer biz aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına bu çerçeveden bakarsak bakış açılarımızı geniş tutarsak siyeri sadece tarihi malumatın içerisine sıkıştırmayıp kamilen Allah Resulü'nün hayatına bakarsak bu manada onun hayatından alacağımız çok önemli mesajlar olduğunu da görürüz. Şimdi bu bilgi çerçevesinde biz bir devlet başkanı olarak Hazreti Peygamber'in hayatına şöyle bir baktığımız zaman şunu görürüz. 11 sene Medine İslam devletinin başında olan devlet başkanı sıfatıyla da önemli işler yapan bu manada adım atan bir peygamber hayatıyla karşı karşıyayız. Rabbim gerçek manada anlamayı ve tanımayı bizlere nasip eylesin. O bir devlet başkanı ama şimdi hemen zihinlerinizi biraz karıştırmak için bir cümle daha söyleyeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatı boyunca iktidar hesabı olmayan bir devlet başkanıdır. Cümlemi bir daha tekrar ediyorum. O bir devlet başkanıdır ama hayatı boyunca iktidar hesabı olmayan bir devlet başkanı ve bir peygamberdir. Peki devlet başkanı olmasına rağmen böyle bir hesabı, böyle bir hedefi niçin olmamıştır? Sebebi şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in temsil ettiği makam nübüvvet ve risalet makamıdır. Ve şu cümleyi altını siz doldurun diye size emanet ediyorum. Nübüvvet ve risalet iktidarı değil ıslahatı önceller. Yönetimi değil halkı hedefler. Tepeden değil zeminde işi yürütmeye çalışır. Bir daha tekrar ediyorum. Nübüvvet ve risalet iktidarı değil ıslahatı önceller yönetimi değil halkı hedefler tepeden değil zeminde işi yürütmeye çalışır nasıl anlayalım biraz nereden başlatalım işi tam başından aleyhissalatü vesselam efendimizin 13 yıllık Mekke hayatını ben sizin nazarınıza veriyorum şimdi İlk 3 yıl özel davet gizli teşkilatlanma. Erkam'ın evinde başlayan ve sonraki süreçte devam eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk 3 yılına ait bizim söyleyeceğimiz budur. Özel davet gizli teşkilatlanma. Özel davet ney? herkese İslami daveti ulaştırmıyor ilk günlerde. Hazreti, Hazreti Ebu Bekir hatta bu konuda biraz heyecana kapılıp o imanın tadını tattırma adına gayrete girişince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona diyor ki dur şimdi değil. Şimdi bu işi omuzlayacak insanlar olsun bir müddet sonra genel davete gelince herkes bizim mesajlarımızı duysun ama şimdi dava risalet davası ağır bir dava taşıyacak yiğitler lazım bunu taşıyacak omuzlayacak insanlar gelsin onun içinde muhataplar bu manada seçiliyor adeta özel davet dediğimiz bu peki gizli teşkilatlanma ney hep söylüyorum bir daha tekrar ediyorum söylediklerimi gizli teşkilatlanma bir örgüt mantığıyla hareket etme değil. 13 yıl boyunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı şuydu. Daveti açık olduğu süre içerisinde bile elinin altındaki 250 tane sahabinin hayatın hangi içerisinde İslami daveti omuzlama ve taşıma noktasında nerelere konuşlandırıldığını kimse bilmiyordu. Bu iddiamı bir daha söylüyorum size ve Hodri Meydan'da diyorum Araştırın itirazınız varsa gelin beraber tartışalım. 250 tane insanı davet meselesinde istihdam etti ama teşkilatlanma gizli olduğu için kimin nerede tam anlamıyla o konuşlandırıldığı bu manada müşrikler tarafından bilinmedi. Gizli teşkilatlanma meselesini böyle anlayalım ki nedir meramımız? doğru bir biçimde anlaşılsın. Nübüvvetin dördüncü ve beşinci yılı genel davet gizli teşkilatlanma. Beş yıl boyunca sallallahu aleyhi ve sellemin iktidar adına yakın bir zamanda ele geçireceğiz görürsünüz o zaman gününüzü zaten Allah bize vaat etmiş devlet bizim olacak yakın bir zamanda devlet şu noktalara gelecek böyle bir vaadi ya da böyle bir söylemi var mı yok 5 yıl içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın yaptığını bu şekliyle özetleyebiliriz. Dördüncü ve 5. yıllar genel davet gizli teşkilatlanma. Bu 5 yıllık özeti 5 yıl boyunca Sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı ve attığı adımları ben size 5 tane temel kavram üzerinden verebilirim. Daha doğrusu ifade üzerinden. Bunu da özellikle söylüyorum. Şundan dolayı söylüyorum müşriklerin yoğun olduğu bir toplumda Müslümanca yaşamanın yoludur bu. Diyelim ki azınlıksınız yaşadığınız toplum gayri İslami ama siz İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasında bir görevle mesulsünüz. Ne, ne yapacaksınız? Cevabı burada. Tebliği yayma, tevekkülü kuşanma, teşkilatlanmayı yapılandırma, teslimiyeti derinleştirme takvayı hakim kılma. İnen ayetlerden ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ayetlerin hayata taşınma noktasındaki attığı adımlardan biz bunları çıkarabiliyoruz. Tebliği yayma, tevekkülü kuşanma, teşkilatlanmayı yapılandırma, teslimiyeti derinleştirme, takvayı hakim kılma. Açılmalı bunlar ama açamayacağım asıl sizi götüreceğim nokta başka bir nokta. Nübüvvetin 5. ve 6. yıl Habeşistan hicreti gündeme geliyor. İmanı yaşayamadınız mı bir zeminde? Yeryüzü Allah'ın, yeryüzü de Allah'ın mescidi. Yaşayamadığınız yerden yaşayacağınız yerlere hicret edeceksiniz. Ve 5. 6. yılda Müslümanların gündemine giren budur. Şimdi dikkat edin. 6. yılda Mekke müşrikleri bakıyorlar ki ne yapıyorlarsa İslam'ın davet sesini kısamıyorlar. İki adım atıyorlar. Birincisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaki en önemli güç olan amca Ebu Talib'in yanına gidip o desteği kırma adına bir adım. Amca Ebu Talib biliyorsunuz iman etmemiş etmeyecekti ama o günlerde yeğeni peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en güçlü desteği o veriyor. Ne diyorlar biliyor musunuz Mekke müşrikleri? Diyorlar ki çek desteğini Muhammed'den onu da bize ver. Biz sana onun yerine içimizdeki en güzel ve en yakışıklı çocuğu verelim. Beni mahsumdan birisi onu verelim onun yerine o bedel olsun. Ebu Talip sinirleniyor benim yeğenimi alacaksınız öldüreceksiniz ya da ceza vereceksiniz. Ben de sizin adamınızı alacağım onu besleyeceğim. O da onun yerine olacak öyle mi diyor ve o kapıyı kapatıyor. Bakıyorlar ki Ebu Talip'ten bu manada bir şey çıkmayacaklar. Bir heyet peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitmeden önce yine Ebu Talip'in yanında ama bu sefer mesaj Ebu Talib'in üzerinden peygamberimize ulaşılsın diye orada bir şeyler söyleniyor. Ne diyorlar? dikkat buyurun. Söyle yeğenine eğer istediği bize melik olmaksa işte Mekke onun gelsin başımıza yönetici olsun. Eğer istediği kızsa kadınsa istesin hangisini isterse onu ve onları ona veririz. İstediği mal ise, mal ise ne kadar istiyorsa söylesin aramızda toplayıp malı ona verelim. İlk teklif ettikleri şey nedir? Yönetimdir. Gelsin başımıza yönetici olsun. Bu sözleri alıyor Ebu Talip. Yeğeni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Peygamberimize bu sözler söylendiği zaman Efendimiz ne diyor? Amca diyor. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler Allah nurunu tamamlayana kadar asla ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Dava nedir? Risalet davasıdır. Ey yap ya Resulallah, şimdi bizim gibi tevil et Hazreti Yusuf'un kıyasını yap. Geç başa, baştan hallet işi olsun bilsin. Yok. Böyle bir şey olmamış ki risalet ve nübüvvet tarihinde sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapsın. O iş başka, bu iş başka. Risaletin ve nübüvvetin kendine özgü bir gidişatı var. Islahat adım adım aynen kadınlar çok daha iyi bilir. Bir kanefçe işler gibi irmik irmik tokuyarak bir noktaya kadar gelir. Tepeden inme olmaz olmamıştır. Olduğu zaman ortaya çıkan arızalar bellidir. Sallallahu aleyhi ve sellemin orada söylediği de Allah nurunu tamamlayacaktır sözü aslında o hakikate bir gönderme ve bir işarettir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın nübüvetin 6. yılından 10. yılına kadar artık davet ne oldu? Genel davet oldu. Genel davetle beraber Müslümanların gündemine ne girdi? Muhasara girdi. Çok şiddetli bir baskı altına alındılar. Şibebi Ebi Talip ki siyer tarihi içerisinde gerçekten de Müslümanların hayatında imtihanların en ağırlarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kız alınmadı kız verilmedi ticaret yapılmadı ticarete dair bir şey onlardan alınmadı adeta bir muhasara altına alınarak ölüme terk edildiler 3 sene boyunca dilek olayı neler neler çektiler Müslümanlar ve o çektiklerini sonra bazı hadiseler üzerine bize anlattılar da biz o zaman haberdar olduk. Yoksa sahabe öyle amellerini reklam etmeyi de sevmez. Bir şeyler oldu da yıllar sonra anlattılar anlatanlardan birisiydi Sad bin Ebi Vakkas biz de öyle haberdar olduk. Nübüvvetin 10. yılı genel davet ve zemin arama artık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anladı ki şu an için Mekke'de bu imkansız. Ne yaptı? Taife gitti. Ne kazandı orada? Bir tek insan ve kırılan onuru. Geldi durmadı. Akabe'de çadırları dolaştı çadırlar dolaştı oradan oraya oradan oraya en son Akabe'nin sonlarına doğru altı kişilik Yesrib'den Medine'den gelen delikanlı onlarla başlayan süreç Yesrib'e iman elçilerinin gitmesi arkasından Musab'ın gitmesi arkasından orada imana zemin adına bir muştunun duyulması ve başlayan hicret. Var mı nübüvvetin 13 yıl boyunca sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinde ve hayatında bir iktidar? Yok söyleminde var mı? Yok. Sahabeye bu manada bir şey söylüyor mu? Yok. Meseleyi anlayabileceğiniz bir örnek daha vereyim size. O akabe çadırlarını dolaşırken farklı farklı ailelere kabilelere gidiyor. Beni Şeybe, Beni Hanife, Amr İbni Sasa, Beni Kelp epey insana epey kabileye gidiyor. Onlardan bir kabile Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla konuşuyorlar. Yaşlı bir zat var orada dönüp yanındakilere diyor ki bu adam Arap'ın en dahisi biz bu adamı kazanırsak Arapları da biz arkamıza alırız ve inanılmaz derecede bir hakimiyet sağlarız. Böyle bir iştahı kabarıyor o yaşlı zatın. Sonra onların içerisinden birisi peygamber aleyhissalatü vesselamla konuşuyor. Diyor ki ey Muhammed biz şimdi sana inandık topraklarımızı sana açtık. Böyle yapmakla başla, başta Mekke olmak üzere bütün Roma'yı ve Sasanileri İranlıları karşımıza aldık. Peki yarın Allah sana vaat ettiğini verdiği zaman yani sen belli şeyleri elde ettiğin zaman bize ne var? Tabir caizse Efendimizin söylediği şudur. Selamun Aleyküm ben gidiyorum. Bu kadar. Bize ne var sözüne gelin anda sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşacak bir şey yok. Bunu Allah için yapmazsanız yapmayın demektir bu. Dava risalet davası. Meşru dava meşru vasıta, meşru dava gayri meşru ile olmaz. Meşru dava meşru vasıta. Sen böyle bir pazarlıkla mı geliyorsun? Benim seninle işim yok arkadaşım. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam benim sizinle konuşacak sözüm yok deyip orayı terk edecek. O ki bıçağın kemiğe dayandığı bir andır dikkat buyurun. Orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle bir tavrı ortaya koyması önemli bir tavırdır. Ama onu bir şekliyle bu manada hareket etmeye zorlayan bir sistem var. Bu sistemin dışına çıkamaz ki sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ona bu manada vazife yükleyen otorite dünyanın tamamını fethet de İslam dünya hakim kılınsın. Öyle gelmezsen gelme huzuruma falan filan dememiş. Ya ne demiş? Neticeye takılmadan işine bak demiş. Dava dersini hatırlayın. Netice hesabı yok. En başta bunu yapan da sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Dolayısıyla bu manada bir yolla hicrete geliyor. Geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hicret yurdu olan Yesrib'e. Yesrib Medine olacak. Adım atar atmaz İslam medeniyetinin merkezi olan mescidi Kuba mescidini orada inşa ediyor ki Efendimiz Kuba köyünde Gülsüm İbni Hidmin evinde kaldığı gün sayısı sadece dörttür. Dört gün içerisinde bu mescid inşa edilmiş ve ilk adım böylece atılmıştır. Oradan sallallahu aleyhi ve sellem Neccar oğullarının mahallesine doğru yürüyor. Ensarın tamamı sokaklarda Herkes efendimizi kendi evine misafir edip o şereften nasiptar olmak istiyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bildiğiniz o sözü söylüyor. Açın devemin önünü o memurdur nereye gideceğini bilir. Yollar açılıyor deve yürüyor ama o 4 saatlik zaman diliminde devenin yürüdüğü mesafe sadece 350 metre oluyor. Kuba şurada Mescid-i Cuma burada 350 metre umreye giden arkadaşlar bilecekler ki kardeşlerimiz hatırladılar. Orada da şimdi onların yaptığı bir şeyi söyleyeceğim. 350 metrelik o alanı 4 saatte yürüyor. Ne için? Sokaklarda herkes. Allah Resulüne sevinç gösterileri yapıyorlar. Vakit cuma namazı vaktine gelmiştir. Efendimiz de orada cuma namazını kıldıracak. Efendimizin kıldırdığı ilk cuma namazıdır. Ve orası Salim İbni Af oğullarının yurdudur. Orada kıldıracak ve ilk hutbeyi okuyacak. Dikkat buyurun ilk hutbe. Şimdi ilk hutbe 13 yıl o sürecin arkasından okunuyor. İlk hutbe Medine'de o kadar sevinç gösterilerinin arkasından okunuyor. İlk hutbe Medine'de İslam devletinin temellerini atma adına peygamberin bir yönüyle attığı adımın hemen arkasından okunuyor ne söylenir burada? Eğer amaç, eğer gaye, iktidar, toprak fethi, güç, kudret elde etme aklınıza ne geliyorsa olsa birkaç cümlede o hutbenin içerisinden Mekke'ye bir gönderme yapılabilir. Birkaç cümle o hutbenin içerisinde Medinelilere bir şeyler söylenebilir birkaç cümle o hutbenin içerisinde o altı tane delikanlı biraz övülerek siz işte yaptınız ettiniz diyerek onlar takdir edilebilir ama bunların hiçbiri yok. Ney dava? Risalet davası. Söylem nasıl olmalı? O davaya uygun olmalı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ilk hutbesini okuyun. Temel mesaj niyetin selimiyetidir. Selim niyetiniz olmazsa hava alırsınız budur. Ne yaparsanız yapın devlet kursanız imparatorluk kursanız ne yazar? Allah için olmadıktan sonra içine başka şeyler karıştırdıktan sonra işte sallallahu aleyhi ve sellem o davanın genel mesajına uygun bir biçimde burada da bunu yapıyor. Beni Neccar oğullarına geliyor Neccar oğulları yurduna. Aleyhissalatü vesselam efendimizin Yesrib'i medineleştirme, Medine'yi devletleştirme, devleti medeniyetleştirme dönüşümünün altında 7 tane basamak var. Dikkat buyurun İslam toplumu nasıl teşekkür ediyor buradan da alacağız bunu. Nedir bu yedi basamak? Mescit, mektep, menzil, muahhat, Medine vesikası, Medine pazarı, Medine askeriyesi. 7 tane basamak. Birincisi neyle başladı? Mescit olmazsa olmaz. İşin merkezi o, İslam toplumunun kalbi o, ana merkez orası olduğu için atılan ilk adım da o. Arkasından sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mektep ihtisas ediyor. Ne için? Müslümanları sahabeyi eğitmek için, orada bir zemin oluşturup, talim ve terbiye adına belli şeyleri yürütmek için. Sonra kendi kalacağı evler, menzil, o evlerde her birisi bir medresedir unutmayın. Analarımız da o medreselerin muallimleridir. Üçü oldu. Şimdi sıra dördüncüsünde o ney? Olmazsa olmaz bir şey, muahhat. Nedir? Ensar, muhacir, kardeşliği. Kardeşlik olmazsa eğer İslam toplumu olmuyor ve zeminde bu olacak Ensar Muhacir birbirlerini dengeleyen isimlerden 183 kişi o gün birbirlerine kardeş kılınacak ve İslam toplumu o kardeşlik zemini üzerinden yürüyecek. Sonra Medine vesikası artık devlet olma yoluna girmiş. Şimdi biz gaza geliyoruz heyecana gelip bir şey söylüyoruz. Söylediğimiz sözde bir hakikat var bir de gözden kaçırdığımız bir şey var. Nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Medine vesikasını yaptı. Medine vesikası anayasa mıydı? Anayasa mıydı? Anayasaydı. Peki şunu söylemez, söylemek gerekmez miydi Efendimizin? Kur'an anayasa, anayasaya ne gerek var? Ama bunu söylemedi. Niçin? Bu manada Kur'an anayasa değildir. Kur'an anayasayı inşa edecek, ortaya koyacak iradeyi bir yönüyle besleyen en temel kaynaktır. Kur'an'a anayasa demek Kur'an'ın aslında temel mesajını gölgeleyecek bir şeydir. Anayasa onun içerisinden bir cüzdür. Ahkama ait şeyler bir parçadır ama Kur'an sadece ondan mı bahseder? Kur'an dünya ahiret her şeyden bahseder. Onun için Kur'an anayasadır dediğimiz zaman bir yönüyle Kur'an'ı yüceltmiyoruz. Kur'an'ın mesajını bir parçasını öne çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla anayasa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle Medine vesikası olarak orada ortaya kondu. Alt maddelerle 52 madde bambaşka bir ufuk bambaşka bir güzellik. Gerçekten de sadece Müslümanlara değil insanlığa verilmiş önemli bir katkıdır hukukçulara da sordum ben doğrulattığım için çok rahat konuşabiliyorum. İnsanlığın ilk yazılı anayasasıdır. Alt maddeleriyle 52 madde. Müslümanlarla Müslümanlar arasındaki hukuku. Müslümanların bir tarafında bu arada Mekkeliler, bir tarafında Medineliler. Yani muhacir ve ensarda var. Müslümanlarla Yahudiler arasındaki hukuku yetmedi. Anayasa budur zaten. Yahudilerle Yahudiler arasındaki hukuku tanzim ediyor. Neden Yahudiler böyle bir anayasaya imza atmak zorunda kaldılar sorusuna tarihçilerimiz cevap aramış. Niye atsınlar? Onlardan bir sebep şudur. Belirlenen anayasa şu anda o gün için diyelim o günün zemininde bazı Yahudi kabilelerinin mağduriyetini bile izale ediyordu. Mesela o gün üç temel Yahudi kabilesi var. Benu Kaynuka, Benu Kurayza, Benu Nadir. Aralarındaki münasebet ve hukuk şöyle işliyor. Biri birinden birini öldürürse bazen tam, biri birinden birini öldürürse bazen yarım diyet ödüyor. Zulüm. Ama ne yapıyor o anayasa? Hayır diyor. İnsan hakları bu manada önemlidir. Can muhteremdir. Ne olursa olsun bu manada eşit cezalar olmalıdır. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem o 52 maddeyle yepyeni bir anlayış, yepyeni bir ufuk kazandırıyor. Medine'ye ve insanlığa ve onunla beraber İslam devlet olma adına çok önemli bir mesafe kat ediyor. Dikkat buyurun, önemli bir şey, gözden de kaçan bir şey. Müslümanların o gün için sayısı 500 bile değil. 500 bile değil. İlk günlerden bahsediyoruz. 10 bin Medine'nin nüfusu 4 bini Yahudi 6 bini Arap Arapların 4500'ü de halen İslam'a girmiş değiller. Muhacir olarak gelen insanlar bu kadar ilk nüfus sayımında ortaya çıkan sayı belli 1500 tane Müslüman var. İlk nüfus sayısı da bir nüfus sayımı da birinci yılın sonlarında yapılıyor. Böyle bir zeminde sallallahu aleyhi ve sellem o anlaşmaya imza attırıyor bütün taraflara. İşte bu o anlaşma metninin aslında bir yönüyle o günkü Medine'deki etkisini anlamamız açısından çok önemli. Artık ondan sonra Medine pazarını anlattık zaten geçmiş derslerde biliyorsunuz. Onun sonrasında da yapılan adımlarla askeri seferler başlıyor askeri seferlere de çıkmadan önce bir istihbarat teşkilatı kuruluyor. Ondan sonra da bu manada adımlar atılarak Medine İslam Devleti olma yolunda inanılmaz derecede bir ufuk kaydediyor. Nasıl yetiştireceğiz bu dersi bilmiyorum. Şimdi gelelim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın devlet başkanlığına. Beş tane madde yazdırayım size üzerinde biraz konuşalım. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Var olan bir devleti devralmamış, sıfırdan tüm müessese ve kurumları ile yepyeni bir devlet kurmuştur. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var olan bir devre, devleti devralmamış, <laughs> sıfırdan tüm müessese ve kurumları ile yepyeni bir devlet kurmuştur birer birer yazın isterseniz hem de ben de açıklamaları yapmış olurum. Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yaparken devlet diyebileceğimiz bir organizasyon ve mekanizma var mıydı Yesrib'de? Yoktu. Bir şeyler var. Kral ortada bir şeyler konuşuluyor ama sistem yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dolayısıyla bir sistemi devralmıyor. Sıfırdan yepyeni bir biçimde ortaya bir şeyler koyuyor. O 10 yıllık 10 buçuk yıllık Efendimizin sürecine bakın devlet mekanizması içerisinde müesseseler oluşturuyor. Gerçekten bu manada atılan adımlar her türlü takdire şayandır. Mesela bir hisbe teşkilatı bunu biliyorsunuz pazar meselesinde bunu gördük. Pazar zaten bu manada devlet olarak atılan önemli bir adımdı. Denetleme mekanizması Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz sonra size bazılarından bahsedeceğim belli mekanizmaları başıboşu olarak bırakmıyor. Onları denetleyecek bir mekanizma kuruyor. Yani bu manada teftiş kurulu mu derseniz ne derseniz deyin ama yaptıkları görev budur. Pazarı da devleti de devlet içindeki mekanizmayı da sallallahu aleyhi ve sellem bu manada yapıyor. İlk kez Medine ile beraber insanlık tarihinde o gün için oralarda konuşlandırılan bir şeye şahit oluyoruz. Duruşma salonu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yargılamayı eğer işlenen suç insanın yüzünü kızartacak düzeyde bir suç değilse bu suçun yargılanma meselesini umumun karşısında yapıyor. Ne için? insanlara o yargılama süreci de caydırıcılık adına bir şey katsın. Eğer hak hukuk meselesi varsa umumun nazarında yapılsın. Hak ve hukuk tam anlamıyla tesis edilsin. Peki nereyi kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem duruşma salonu olarak? Mescidi. Mescid o gün için bambaşka bir. Yer. Şimdi ona özel bir vurguda bulunacağım. Bir başka yer nezarathane. Hapishane demedim. İslam'da bu manada hapishanede yok. Uzun süreli tutukluluğa İslam ceza hukuku asla imkan vermez. Ama bir şeylerin ortaya çıkabilmesi için bugünkü ifadeyle konuşalım o gün de aynısı var. Delillerin toparlanabilmesi için, şahitlerin olması için gözetim altında tutuluyor. Nerede yapıyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem? Yine mescidin bir köşesinde. Niye bunu yapıyor? görsün adam mescidi diyelim ki suçlulardan bir tanesi gayrimüslim orada tutuklansın müslümanların gündelik hayatına şahit olsun eğer günahkar birisi ise dışarıdaki hayatı görsün. Tecrit edilmesin hayattan. Bakarak bir yönüyle terbiye olsun. Çünkü İslam'daki sistem neyin üzerine bina edilir? İnsan kazanma üzerine. Suçlu da olsa budur. İslam'daki bakış açısı şudur. Günahkara değil günaha düşmandır. Günaha düşman olabilirsin ama günahkara acırsın. Merhamet gösterirsin. İşte bunu sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymak için nezarat haneleri bu manada mescidin bir köşesinde koyuyor. Bir başka müessese bilir kişi biliyorsunuz değil mi bilir kişi ne? Efendimiz bunu da kullandırıyor. Bir soru mu var? O meseleyi bilen birisi meselenin ehliyet ve liyakat noktasında bir noktada duran birisi ona devredilir mesele o gider araştırır soruşturur belli bir biçimde araştırmalar yapar ve bunun üzerine gelir ne söyleyecekse söyler. Başka bir müessese avukat da var içinizde yani avukat adayları avukatlık direkt adı bu değil ama nasıl oluyor bu eğer kendisini savunmadan acizse bir insan dili iyi değil konuşmayı iyi bilmiyor karşı tarafta muarızı biraz daha güçlü lisanı iyi kullanan birisi kendi yerine birini savunma noktasında kullanabilir sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu manada da bir imkan açıyor insanların önüne 14 asır öncesinden bahsediyorum dikkat buyurun ama sanki bugünü anlatıyormuşuz gibi e ne dedik en başta derdimize dermanı bulacağımız zemin orası onun için bu manada söylenen her söz atılan her adım bizim için önemli. Bugünün bir kavramını kullanayım ama o gün o da var onu da bilin. Noterlik yapılan sözleşmeyi kayıt altına alan katipler ve bu katiplerin bu manada o insanlar üzerindeki tesiri tam da bugün noter diyebileceğimiz bir kuruma denk gelen bir kavram. Ara buluculuk, danışma ve en önemli müessese olarak şahitlik. Bu kadar mı? Hayır. Ben sadece bir miktarını söyledim. Ama bunları yaparken efendimiz dikkat buyurun var olandan alarak bir şekliyle bunları oluşturmuyor. Yok. Böyle bir tecrübe yok. Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın attığı her adım o on buçuk yıllık süreç içerisinde ihtiyaca binaen ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın devlet başkanlığını konuştuğumuz zaman bu manada en ilk madde olarak bunu konuşmalıyız. İki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir devletin İhtiyaç duyacağı tüm müesseseleri adım adım tesis etmiş vahyin yönlendirmesiyle cihana örnek olacak bir sistem ortaya koymuştur. Bir daha söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir devletin ihtiyaç duyacağı tüm müesseseleri adım adım tesis etmiş vahyin yönlendirmesiyle cihana örnek olacak bir sistem ortaya koymuştur. Peki ben susayım siz söyleyin. Eğer biz bu maddeyi kabul edersek hangi beşeri sistemi İslam sistemi diye kabul edebiliriz Allah aşkına? Böyle bir şeye hakkımız var mı? Yok. Hiçbir beşeri sistem İlahi sistemin yerine ikame edilemez. Bunu bilin. Ve hiçbir şey parça olarak ele alınarak şu sistem aslında tam da İslam'ın dediğini diyor. Dolayısıyla bunu kabul edelim. Böyle bir ön kabule bizi zorlayamaz. Hocam bir şey söylemek istiyorsun da söyleyemiyorsun. Söyle. Hadi söylüyorum. Mesela demokrasiyi İslam'ın şura sistemine benzese bile bizati İslam'la bu manada sistem olarak bağdaşmaz. Biri ilahidir, biri beşeridir. Mukayesesi İslam'a zulümdür. Her kim kalkar da bu manada eşitlerse burada İslam'a zulmeder. Çünkü hiçbir beşeri sistem ilahi sistemle aynı bir biçimde ele alınamaz alınırsa haksızlık yapılır. Ama şimdi ehli cımbızın eline geçeceğini bilmeme rağmen bir şey de söyleyeyim. Artık başını sonunu keserek bunu kullanırlar bir şey yaparlar bilmem. Demokrasi beşeri sistemler içerisinde en ideal sistemdir. Öncesini söyleyerek bir şey söyledim ama bunu da söyledim mukayese olmaz ama bugün insanlığın kendi tecrübeleriyle oluşturduğu sistemin en ideali, en güzeli demokrasidir. Bunu da söyleyelim. Bundan bunu söylemekte çekinecek bir durum da yok. Ama bu birbiriyle kıyaslanmaz. Şura asla demokrasi demek değildir. Şura bambaşka bir sistem. Halkın idaresi ve halkın bu manadaki iradesi asıl olan şeydir demokraside. İslam'da böyle midir? Hayır İslam'da bazen halk her zaman için isabet kaydetmeyebilir onun için ehlül hal vel ak diye bir zümre vardır bu zümre ehliyet ve liyakat sahiplerinden oluşur. Bu zümre belli meseleleri tartışır ve istişare onların arasında yapılır. Halka sorulacak şeyler var, halka sorulmayacak şeyler var. Şimdi ben size söyleyeyim, bir örnek vereyim. Madem bugün açık açık konuşuyoruz, açık açık konuşalım. Nasıl bir sistem ki 5-6 ay önce %95 anayasaya evet diyecek, aradan 2 sene geçecek verdiği oya pişman olacak, verdiği anayasayı değiştirmeye çalışacak. Yaşadık mı bunu bu memlekette? Yaşadık. Niçin? Çünkü halk dediğiniz şey algıya bakıyor. Algıyı güçlü kullandıran insan sevk ediyor. Bugün de onu yapıyorlar. Bugün bizi nereye sevk etmek istiyorlarsa oraya sevk ediyorlar. Dün alim diye bize takdim ettiklerini bugün zalim diyorlar. Biz de zalim diyoruz. Bugün zalim diyenler yarın alim olur. Biz yine alim deriz bu algıyla şekillenen bir şey. Dolayısıyla bu manada her zaman için halk isabet e kaydedecektir diye bir şey söz konusu değil. Onun için bu manada bu iş halka verilmeyecek kadar önemlidir. Ehlül hal vel akt kendi arasında tartışır taş bu manada istişareler yapar alır götürür getirir sonuca varar ve sonucu söyler insanlara ya da söylemez o gün için şartlar müsait değildir belli bir biçimde bir zamana kadar ertelemiş olur dolayısıyla burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın on buçuk yıl boyunca kendisinin biraz sonra da başka bir vurgu daha yapacağım Hulafayi Raşid'in dönemi de bizim için çok önemli o 30 küsür yıllık süreçte bu manada bize şunu gösteriyor ki İslam'ın imamet ve hilafet dediği sistem ilahi bir sistemdir. O sistem hiçbir beşeri sistemle asla mukayese edilemez. Bu kadar net. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam müesseseler oluşturuyor. Bakın adli sistemi askeri sistemi bir dahaki dersimizin konusu değil mi? Asker olarak sallallahu aleyhi ve sellem ekonomik sistemi, imar sistemi, talim sistemi, sağlık sistemi. 6 tane de sistem üzerine bunu bina ediyor. Var mı bunun içeriği bizim siyer kaynaklarımızda var. Hocam bir yer söyle de biraz araştıralım deyin ben de size söyleyeyim. Muhammed Hamidullah hocanın İslam peygamberinin ikinci cildi tamamen bununla alakalı o sistemi bize verir. Adli sistemi, askeri sistemi, ekonomik sistemi, imar sistemi, talim sistemi, sağlık sistemi. Sağlığın içerisinde spor da var. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sağlık sistemi koruyucu hekimlik üzerine bina edilir. İnsanlar hastalanmadan belli tedbirler alması yönünde bazı açıklamalarda yapılır o koruyucu hekimliğin en temel meselelerden bir tanesi de spordur. Onu da sallallahu aleyhi ve sellem hem yapar hem de yaptırır. Bu konuda da size bir kaynak vereyim biraz daha detaylı bilgi almanız için. Zadul Mead'ın dördüncü cildi baştan sona Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sağlık alanında söylediklerini bize vaz eder. Bize aktarır oradan istifade edebilirsiniz. Üçe geldik değil mi? Üçüncü maddedeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devletin idari merkezi için yeni bir mekan ihdas etmemiş, ibadet için inşa edilen mescidi yönetimin merkezi olarak da edinmiştir. Bir daha söyleyeyim yazanlar için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devletin idari merkezi için yeni bir mekan iktas etmemiş, İbadet için inşa edilen mescidi yönetimin merkezi olarak da edinmiştir. Bundaki adım sadece israfı önleme adına atılan bir adım değildir. Bunu bir kere iyi bilelim. Evet israf var mı? Var. Ama efendimizin yaptığı sadece bu değil. Ya nedir? Mescidin gerçek manada fonksiyonunun icra etmesidir. Mescit sadece beş vakit namaz kılınabilecek bir mabet değildir. Nedir? İslam toplumunun kalbidir, merkezidir. Bütün işler oradan yürür. İmam da sadece namaz kıldıran adam demek değildir. İmam da toplumun önderidir, rehberidir. Din ve dünya birbirinden ayrılacak bir sistem değildir. Beraberce yürütülmesi gereken bir sistemdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün bunları aleme öğretircesine ne kadar zor olsa da yine de devlet adına birçok şeyi mescitte yapıyor. İnşallah gidemeyenler de gitsin de o güzel mekanı görsünler. Ravza-i Mutahharada hatıraları olan bazı sütunlar var. O sütunlardan bir tanesi nedir? Wuft sütunu. Neye yarar? Elçileri karşılamak için. Gelen heyetler nereden karşılanıyormuş? Mescid-i Nebevi'de ve tam da Ravza-i Mutahara'nın karşı tarafında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün işleri orada yapıyor. Hayatı parçalatmamak adına din ayrı devlet ayrı din ayrı dünya ayrı bunun adı İslam değil bu başka bir şey zaten buna meydan vermiyor her şey beraberce olacak. Her şey bu manada aynı zeminden ve aynı hassasiyetler üzerinden yürüyecek. Ayırdınız mı ehliyet adına kayıp yaşanacak. Ehil olmayan insanlar başa geçecek. Ehliyet kaybolduğu için de ortaya çıkan her türlü şey arızalı olacak. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir parçalanmışlığı önleme adına bunu yapıyor. Dördüncüsü. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanlığı risalet vazifesinin bir parçası olduğundan ilahidir. Bir seçim değil, tayin söz konusudur. Dikkat buyurun. Efendimizin devlet başkanlığı risalet vazifesinin bir parçası olduğundan ilahidir. Bir seçim değil tayin söz konusudur. Ne demek bu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamber olduğu için nübüvvet ve risalet makamının sahibi olduğu için yönetim noktasında da direkt o vazifelerinin bir parçası olarak o alanda söz söylüyordu seçime gitmedi efendimiz. Beni siz kendinize devlet başkanı seçiyor musunuz diye bir şey sormadı. İnsanlara alternatif de sunulmadı. İnsanlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu manada biat ettiler. Bu manada onu da kabullendiler. Böyle olunca sallallahu aleyhi ve sellemin on küsür yıllık yönetim alanında yaptıklarında eğer sahabe farklı bir görüş ortaya koyacaksa ki koydular söylediler o alan açıktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bu manada bir şey konuşacakları zaman ne diyerek konuşuyordular? Ya Resulallah bu Allah'ın bir emri mi yoksa senin bir görüşün mü? Eğer seninse bizim de söyleyecek bir sözümüz var. Allah'ınsa orada söylenecek söz yoktur. O kapının kapalı olduğunu sahabe çok net bir biçimde biliyor. Hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın devlet başkanlığı bu manada özel olarak ele alınmalı. Peki gelelim hilafet ve imamet diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize işaret ettiği asr-ı saadet döneminin halifeler bölümüne. Beş tane Raşid halifeden söz ediyor muyuz o dönem için ediyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahih bir rivayetinde bize söylediği gibi benden sonra hilafet 30 sene sürecek ondan sonra kan emici saltanat başlayacak. Onun için bu 5 tane Raşid halife ile birlikte o dönemin kapandığını biliyoruz. Bakalım şimdi bu beş tane halifenin seçimine. İslam'ın bu manada mensuplarına dayattığı bir sistem var mı? Tek bir seçim sistemi? Hayır. Biz bunun böyle olmadığını görüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendinden sonra bir halife tayin etti mi? Hayır etmedi. Etti diyen haksızlık eder. İşaret var mıydı? Vardı. İşaretler bir şahıs üzerine miydi? Hayır. Üç şahıs üzerineydi. Ebu Bekir üzerine de işaret vardı. Ali üzerine de işaret vardı. Ensar üzerine de işaret vardı. Ensar'ın Efendimiz Aleyhisselatu vesselam vefat ettiği zaman Beni Saide sakifesinde toplanıp yerine halife seçme noktasındaki konuşmalarının altında yatan şey buydu. Ensar bunu konuşuyordu. Peygamber gitti Medine bizim. Dolayısıyla Allah Resulü de Ensar adına fazilete ait birçok şey söyledi. Bundan sonra Medine'yi yönetecek olan bizim biziz. Öyleyse gelin bir halife seçelim dediler. Eğer biz bunları bir bütün olarak ele almazsak bazı nadanların bazı aklı evvellerin başka şeyler de söyleyeceğim söylemiyorum. Bazı aklı evvellerin dediği gibi kalkıp şunu söyleriz. Bu nasıl sahabe ki haşa onların sözleri bunlar. Peygamberin bedeni orada duruyor. Daha peygamberi toprağa emanet etmeden iktidar mücadelesine başladılar. Allah sizi ıslah etsin ben ne diyeyim ki size. Ben o meseleye şöyle bakıyorum. O gün orada Ensar'ın hassasiyeti ve ardından o heyetin içerisine dahil olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer bir iktidar mücadelesi için değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine emanet ettiği o verasete sahip çıkma mücadelesine giriştiler. İktidar mücadelesi demek peygambere de hakarettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı en iyi tanıyan o zümre nasıl kalkıp da bunu böyle yapabilir? Hazreti Ebu Bekir Beni Said'e sakifesine yürüdüğü zaman ne yapıyorsunuz benim deyip onların karşısına kendisini mi takdim etti? Böyle bir şey var mıydı? Hazreti Ebu Bekir'in Beni Said'e sakifesinde yaptığı iş şuydu kaldırdı Ömer'in elini ben Ömer'i size teklif ediyorum Ömer'e biat edin dedi. Ömer de kaldırılan eli indirdi ben size Ebu Bekir'i teklif ediyorum dedi. Ebu Bekir'e biat etti ve bir oldu bittiye getirdi. Hazreti Ömer'in sözüdür bu bir oldu bitti oldu orada o gün olağanüstü bir durum vardı olması gereken oldu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkça birini tayin etmemişti Şiiler ne derse desin Sünniler ne derse desin başkası ne derse desin tarih bunu çok net bir biçimde söylüyor. Evet dedi mi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün mescide açılan kapıları kapatın. İlla bu Bekir'in kapısı açık kalsın. Bu bir işaret miydi? İşaretti. Ama açıkça Ebu Bekir demedi ki Efendimiz. Namaza Hazreti Ebu Bekir işaret etti mi? Etti. Bu da bir işaret miydi? İşaretti. Ama yine de benden sonra Ebu Bekir olsun dedi mi? Demedi. Gadir Hum denilen veda haccının sonrasıdır. İşte Şia'nın delil olarak kullandığı en önemli rivayet odur. Yaşanmış bazı olaylar kaldırmış Ali'nin elini. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım Ali'ye dost olana dost düşman olana düşman ol dedi mi? Dedi. İnsanlar gelip tebrik ettiler mi Ali'yi? Tebrik ettiler. Ama bu da bir hilafet tayini değildi. Asla böyle bir tayin olsaydı sahabe bu konuda en ufak bir eksikliğe meydan bırakmazlardı. Bunu bir kere böyle anlayalım. Hazreti Ebu Bekir olağanüstü bir biçimde seçildi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendinden sonra kimseyi atamadan. Şimdi kendinden sonra kimseyi atamadığına dair çok güçlü bir rivayet daha söyleyeceğim şimdi size. Birazdan şimdi bir şey söyleyeyim onun arkasına ona bağlayacağım. Hazreti Ebu Bekir seçildi mi böyle? Seçildi. Biat etti mi Müslümanlar? Ettiler. Ehli Beyt biat etti mi? Etmedi. Ali'yi seven Ali'nin yanındaki dostları biat etmed, ettiler mi? Etmediler. Ammar bin Yasir, Selman-ı Farisi, Ebu Zerig-i Fari, etmediler. Miktat İbni Amr. Hazreti Ebu Bekir gidip kapılarında durup bana biat edeceksiniz diye zorladı mı? Zorlamadı. Kendi hallerinde bıraktı. Bu adamlar ehlül hal vel aktır bildikleri bir şey vardır bazı şeyler olgunlaşsın diye onları kendi hallerinde bıraktı avamdan insan değildi ki gidip zorlasın o insanlar o heyetin en baş isimleri 6 ay geçti aradan Bukhari'nin tarihinden bir rivayet okuyoruz bütün Müslümanlar toplanmış Fatıma anamızla vefat etmiş Ali o gün orada Hazreti Ebu Bekir'e biat ediyor Nasıl biat ediyor? Ey insanlar şimdiye kadar Ebu Bekir'e biat etmemem Ebu Bekir'i bu işe layık görmememden kaynaklanmıyordu. Şimdi gelip biat etmemde Ebu Bekir'den korktuğumdan dolayı değildir. Beni biata geciktiren tek şey bu işte kendimize bir şeyler umut etmemizdendir. Ama anladım ki yanlışmışız ve gelip orada Ebu Bekir'in elini tutup biat ediyor. Hazreti Ebu Bekir iki buçuk yıl İslam devletinin halifesi midir? Halifesidir. Yataktadır o da Refik-i Ala yolundadır. Ne yapıyor Hazreti Ebu Bekir? Hazreti Ömer'i atıyor. Var mıymış atamak İslam'da? Varmış. Onun için öyle birilerinin dolmuşuna gelip de bazı şeyleri konuşmamıza gerek yok. Var bu da var. Hiç kimseyi Atamadan da gitmek var. Kendinden sonra, kendinden olmayan, ailesinden olmayan birini de halife olarak atama var. Hazreti Ebubekir atamadan önce de istişareler yaptı mı? Yaptı. Sonra da kanaati böyle oldu. Hatta bazı isimler Hazreti Ömer'e karşı çıktılar. O çok celallidir olmasın dediler. Buna rağmen Hazreti Ebubekir atadı. On buçuk yıl Hazreti Ömer'in hilafet süresi. On buçuk yılın sonunda. Bir sabah namazı vaktinde peygamberin mescidinde arkadan hançeri yiyip yaralanıp yatağa düşüp eve taşındığında insanlar Hazreti Ömer'in etrafını da sardılar mı bu iş için sardılar. Ne dediler bize birini atamadan senin yakandan düşmeyiz dediler. Ne dedi o büyük insan Ömer demek adalet demek adalet dediğiniz zaman aklınıza gelen ilk isim orada da ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar yükünüzü bize bana taşıttınız. Şimdi de mülkünüzü bana taştacaksınız. Gidin ne haliniz varsa görün. Ömer'in sözünü söylüyorum şimdi size. Resulullah bizi nasıl bırakmışsa ben de aynen sizi öyle bırakıyorum. Nasıl bırakmıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kimseyi atamadan. Ömer de onu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi nasıl bırakmışsa ben de aynen sizi öyle bırakıyorum. Zorladılar olmaz dediler. Atayacaksın. Hazreti Ömer yok dedi. Sonra şöyle bir teklif geldi. Bakın, teklife dikkat edin. Ömer dediler. Oğlun Abdullah İbni Ömer bu işe en layık isim. Vallahi hiç kimse de itiraz etmez. Alim desen alim, abit desen abit bu işin en güzel ismi. Ata onu biat edelim. Siz ne diyorsun? dediler. Dedi. Bir evden bir kurban yeter. Şimdiye kadar bana taşıttınız yükü. Şimdi de benim elimle oğluma mı taşıtacaksınız? Asla dedi ve oğlunu atamadı Ömer. Anlıyor işi. Hilafet ney? İmamet ney? Bunu anlıyor. Anlayan birisi olarak bunu yapıyor. Çünkü Hazreti Ömer şunu da biliyor. Abdullah İbni Ömer'in affına sığınarak söyleyeceğim. O gün için Abdullah İbni Ömer'den daha ehil, daha adaletli, daha liyakatlı isimler var. Onun için o isimler dururken eğer Ömer oğlunu atarsa zulme kapı açacak. Adalet timsali zulme kapı açar mı? Yapmadı. Yapmadı. Israr ettiler. Israrlar çoğalınca ne yaptı? Dedi madem ısrar ediyorsunuz ben şimdi size Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken kendilerinden razı olduğu 7 insandan altısını bir heyet olarak seçiyorum. O heyet seçecek halifeyi. O heyete bazı şeyler de söyledi. Ebu Talha'ya bir görev verdi. Başkasına bir görev verdi. İş uzun orada da işler yapıldı. 7 isimden altısı. Yedi isimden altısını seçip de bir ismi dışarıda bırakmasının sebebi ne? Said İbni Zeyd hem amcasının oğlu hem eniştesi. Bir evden bir kurban yeter. İmameti, hilafeti anlayan biri konuşuyor. Ve o heyet aralarından Hazreti Osman'ı seçtiler. Hazreti Osman'ın seçimi böyle oldu. Kaç yıl Hazreti Osman'ın hilafeti? 12 yıl. 12 yıl boyunca Hazreti Osman çok zorlu bir süreçten sonra asilerin evini sarmasıyla birlikte Kur'an'ın başında şehit edildi. Hazreti Osman kendinden sonra birini atadı mı? Atamadı. Ne yaptı Müslümanlar? Hemen Ali'nin yanına koştular. Ali dediler sana biat edeceğiz. Ne dedi Hazreti Ali? Öyle biat etmek 2-3 kişinin gelip söylemesiyle olmaz. Başta Talha ve Zübeyir olmak üzere Medine'nin ileri gelenlerinin tamamının reyi olmadan ben bu iş için adım atmam dedi. Herkes adım attı Hazreti Ali de böyle seçildi. Şimdi dikkat buyurun bir yere daha geleceğiz. Hazreti Ali dört buçuk yıldan sonra Abdurrahman İbni Mülcem'in o hain kılıcıyla yaralanıp yatağa düştüğü zaman kimi atadı yerine? Kimi atadı? Oğlu Hazreti Hasan'ı. Var mıymış İslam'da oğul atama? Varmış. Niye atadı Hazreti Ali? Çünkü Hazreti Hasan o gün için en ehliyetli insandı. Eğer o gün yaşayan başka isimler olsaydı İnanın Ali'nin tavrı da başka olurdu. Ama o gün en ehil olan Hasan olduğu için netice öyle oldu. Sen alim ve abid bir zatsın. Gerçekten insanlar içerisinde yok, sadece senin oğlun var ve senin oğlun o abid ve alimlerin en üstünü. Bunu sözle söyleyip insanları ikna etmek kolay. Allah'a da var hesabı. Allah'a vereceğin hesapta bu konuda müsterihsen İslam'da babadan oğula da bu iş verilebilir. Bir kere bunu bilelim ki belli şeyleri konuşurken ezbere konuşmayalım. Seçim sistemlerinde buradaki farklılık bize bu konuda bir alan veriyor aslında. O gün yaşadığınız zemin zaman neye müsaitse siz de bunu yapabilirsiniz diyor. Beşinci maddeye gelelim. O ney? En önemlisini en arkaya bıraktım buradan da çok önemli şeyler alacağız. Bakalım mesaj itibariyle bize ne söyleyecek aleyhissalatü vesselam efendimizin bu manada attığı adım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu devlet ile bir yönetimin nasıl İslam devleti olabileceğini göstermiş. İslam devletinin üç esas olan tevhid, adalet ve ve meşveret üzerine bina edilmesi gerektiğini Hasseten ortaya koymuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kurduğu devlet ile bir yönetimin Nasıl İslam devleti olabileceğini göstermiş İslam devletinin Üç esas olan Tevhid Adalet ve meşveret üzerine bina edilmesi gerektiğini hassaten ortaya koymuştur. Bir devlet nasıl İslam devleti olur? Şöyle güzel bir yeşil bayrağı olursa üstünde de hoş bir la ilahe illallah yazarsa yönetenlerde sakallı sarıklı cübbeli olursa sokaklarda da açık saçık kadınlar olmazsa oldu İslam devleti. Yok öyle bir şey. O işin sadece şekli bir boyutudur. İslam devleti budur işte. Tevhid, adalet ve meşveret. Varsa eğer bu üçü devlet İslam devletidir. Yoksa eğer bunlar şeklen ne olursa olsun o devletin adı İslam devleti olamaz. Hiç kimse kusura bakmasın. Tevhid olacak. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah en zeminde olacak. Peki tevhid nedir? Ona bir ders lazım. Bir derste de anlatacağım yakın bir zamanda onu dinlersiniz. Tevhid olmazsa eğer hiçbir şekliyle o devletin zemini kökü sağlam olmaz. Gövdede adalet olacak ama mutlak manada adalet. İnsanlara şahıslara göre şekillenen adalet değil yönetimi gücü elinde tutanlara göre rengi değişen bir adalet değil. Sırası ve yeri geldiği zaman devletin başındaki şahsı hakim kadı önüne getirecek sıradan bir insan gibi sorgulayacağı bir adalet anlayışı. Varsa böyle bir adalet anlayışı o devlet İslam devletidir. Yok adamların var etrafım var çevrem var seni koruma altına almışlar bu manada bir şey yok böyle bir şeyse eğer orada adaletten söz etmek mümkün değildir. Dallarda da meşveret olacak şura bu ümmetin en temel esasıdır. İşleri şura iledir. Ne olursa olsun meşverettir asıl olan meşvereti esas alarak bu işi yürütmek zorundadır. Bu üçü olursa eğer devlet İslam devletidir. Bunları da bu üç kavramı da tek taraflı anlamayın. Yönetici alakalı kısımları var. Yönetilenle alakalı kısımları var. Adalet dediğimiz o önemli kavram iki, iki kısım içinde öyledir. Bunun mesela onlarca örneğini görüyoruz biz. Hazreti Ebu Bekir bir Yahudinin kıssası. Hazreti Ali ile bir münafığın kıssası. Hazreti Ali ile bir Yahudinin yine kıssası. Mesela Kadiş Kadı Şüreyh'in karşısına Hazreti Ali çağrıldığı zaman yandaki minderine bile oturtulmuyor. Dönemin halifesidir ve 3 milyon kilometre karelik bir devletin başkanı olarak yargılanıyor. Nasıl yargılanıyor? Karşıda. Yahudi ile yan yana eşit oranda İki tane davalı gibi Kadı Şüreyh burada kadi Şüreyh'in minderinin altında da bir hançer. O hançerin hikmetini de daha sonra anlıyoruz. Eğer Ali sen benim verdiğim hükme rıza göstermeseydin vallahi bu hançeri yerdin. Ali'nin elinin altında da bir kılıç. Eğer sen adaletle hükmetmeseydin sen de yerdin. Böyle bir devlet anlayışından biz bahsediyoruz. Belki bunlar şimdi kitaplarda kaldı biz hikaye okur gibi anlıyoruz ama ideal manada buydu bu olmalıydı bu olması gerekiyor. Bunun için gayret etmeliyiz bütün cehdimiz gayretimiz de bu ideal çizgiyi yakalama arzusuyla olmalı. Eğer bu konuda belli tavizler verirsek bilmiyorum artık işimiz nereye varır. Allah bizi iyi yesin, iyilerden ayırmasın inşallah. Biliyorsunuz beni mahzumluk kadının hırsızlık yapma meselesinde Üsame İbni Zeyd'in aracı olarak geldiği zaman Efendimizin söylediklerini geçen ders başka bir vesileyle söyledim. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa onun elini keserim. Arkasından ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Sizden önceki kavimlerin helak olma sebepleri şuydu İçlerinden zayıflar köleler suç işledikleri zaman cezalar onlara uygulanırdı. Ama iş, işlerinde soylu asil mevki makam sahipleri suç işledikleri zaman onlara cezalar uygulanmazdı. Helak olma sebebidir bu sebep. İşte sallallahu aleyhi ve sellem bu manada bize çok önemli şeyler söylüyor. Yoruldunuz mu? Şimdi birkaç tane şey daha söyleyeyim bitireyim. Yoruma girmeden söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini size aktarayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem yöneten hem yönetilene çok önemli şeyler söylüyor. Bu konuda bazı köklü çalışmalar yapmak lazım ki bunlar iyice gün yüzüne çıksın. Ben herkes bu manada üzerine bir şeyler alsın diye tutabilirsem kendimi fazla yoruma girmeden bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerinizi size söyleyeceğim. Diyor ki Efendimiz Allah bir kavim hakkında hayır murad ederse onların kin ve gazaba sahip olmayan yumuşak huylularını idari amirlik mevkiine getirir. İlmi ile alim olanlar amil olanları da hakimlik mevkiine getirir ve bu kimseler aralarından kazayı hükümler verirler serveti de işlerinde cömert olanlara verir. Allah bir kavme hayır murat ederse. Peki meşiyet ilahi nasıl işler? Bir kavim kendinde olanı değiştirirse eğer Allah o kavmi değiştirir. Bu meşiyete bağlı bir şeydir aslında. Peygamber aleyhissalatü vesselam haşa Kur'an'a aykırı bir şey söylemiyor. Devamı da var. Bir milletin kötü olmasını isterse başlarına ahlaken düşük Sefih kimseleri reis yapar. Cahil kimseler de aralarında zuhur ederek ihtilafları hal halletmek için hüküm verirler. Serveti de aralarında en cimri olanlara verir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği nebevi bir tablo. Öyle diyelim bir tasvir. Artık ne alacaksanız. Bakın direkt bize bir şey söylüyor. Şimdi biz Yönetim alanda değiliz. Yönetilen alandayız. Ama ulul emrin bizden olması şartını Kur'an'ımız söyledi zaten bize. O şartı unutmadan bir şey dinliyoruz. Başınıza kafasının tüyleri üzüm tanesi gibi siyah tüylü habeşli bir köle dahi kumandan olsa o hak ve adaletten ayrılmadıkça onu dinleyip itaat ediniz ne söyledi sallallahu aleyhi ve sellem? İtaat ey ümmet itaat dedi. Ulul emr devlet İslam devleti ise devlet başkanıdır. Allah bize, bizi mahrum bıraktı devletimiz yok. Ulul emr yok mu? Var. Kim? Ehil gördüğün alim kimse. Orada bir adresi yok. Ben ulul emrim bana gel değil. Sen kimi görüyorsan ehil o senin için ulul emridir o müessese canlıdır kopmaz devlete de sadece hapsedilmez. E sen alimi öyle görmezsen yani gideyim eğer benim istediğim fetva verirse baş göz üstüne benim istediğimi vermezse ben işime bakarım. Yok böyle bir şey yok. Eğer bu manada bir ehliyete ve liyakata güvenerek birini böyle bir mürşit rehber edindinse yapacağın şey belli. Onun vereceği şeyi yerine getireceksin eğer meşru çizgi içerisindeyse evdesin ulul emr kocadır babadır hiç kimse kocunmasın bu böyledir bir medresedesin bir eğitim yerindesin ulul emr başındaki hocadır bir evdesin ulul emr o evin sorumlusudur abidir abladır ben öyle sıkıntıya gelemem hocam çok iyi diyorsun da ben öyle sıkıntıya gelemem gelemezsen gelme kapı açık Burada bu müesseseyi canlı tutmak zorundayız. Biz itaatkar bir toplumuz. O itaat ettiğimiz insanın kaşından gözünden dolayı ona itaat etmiyoruz. Ne dedi? Bak, iman ettiğin peygamberin konuşuyor. Habeşli bir köle bile olsa, yani şekli, şemali söylemi konuşması senin hoşuna gitmese bile eğer orada bir makam ve mevki ona verilmişse Allah için sen itaat edeceksin. Önce itaat edeceksin sonra varsa yanlışlık kılıcınla düzelteceksin. Sen itaat etmeden kılıcınla düzeltmeye çalışıyorsun hakkın yok. Hem dışarıda dur hem sorumluluk alma hem de elinde kılıç gez. Var mı öyle yağma? Böyle bir şey yok. Alacaksın bir kere o gücü o kudreti o kuvveti bir şekilde omuzlayacaksın. Taşın altına elini koyacaksın. Sonra kılıçla düzeltmeye çalışacaksın. Burada bu itaat meselesini Müslümanlar olarak doğru dürüst anlamadığımız müddetçe vallahi bir arpa boyu yol gidemeyeceğiz. Çünkü yapamıyoruz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ufacık bir şey. Bir yolculuğa çıkıyorsunuz. iki kişiyseniz biri size imam olsun. Üç kişiyseniz üçünüzden biri biri imam seçsin kendinize. Niye? Çünkü biz öyleyiz. Başımızda biri olacak. Bize son sözü söyleyecek. Biz de itaat edeceğiz. Bu bizim ümmetimizin en temel azığıdır. Başkaları başka şeyler söyleyebilir ama biz eğer ümmetsek, İslam ümmeti isek, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Genel ilkeler çerçevesinden hayatımızı tanzim etmek zorundayız. İtaat meselesi bunun için önemli bir meseledir. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yakında hepiniz devlet hizmetinde bulunmayı arzu edeceksiniz. Halbuki o istediğiniz memurluk kıyamet gününde size pişmanlık ve üzüntü kaynağı olacaktır. Devam eden sevinç ne iyi, sonunda kesilecek sevinç ise ne fena. Allah'ım sen devam eden sevincin arkasında kıl bizi. Gördük yakın bir zamanda bu memlekete millet sevdasıyla yanıp tutuşanların neler neler yaptıklarını. Ama ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle diyor. O da iş, bu da iş. Zor belki tefrik etmek ama bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şunu da söylüyor dikkat buyurun. Yöneticilik isteme. Çünkü bu istemeden dolayı sana yöneticilik verilirse onunla baş başa bırakılırsın. Eğer yöneticilik sana istemeden verilirse bu işte Allah sana yardım edecektir. Aldınız mı alacağınızı bence alın. Burada sallallahu aleyhi ve sellem son hadis Ebu Davud hadisidir. Çok önemli bir şey söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselama hangi sahabi efendimiz gelmiş bu manada görev istemişse efendimiz vermemiştir. Hangi sahabi efendimize de o görevi vermişse o görevin hakkını o sahabi efendimiz yerine getirmiştir. Çünkü yöneticilik istenmez. Bizim İslam ahlakında ve edebinde istenmez. Ehliyet ve liyakat aslolandır. Ehliyet ve liyakata dikkat edilir, ona göre de seçilir, o iş ona verilir. Kimse birbirinin bu manada ayağını kaydırmaz. Onu görme beni gör diye kimse kendisini reklam etmez. Bu manada bir kamuoyu oluşturmaya girişmez. Bu işi büyük bir sorumluluk olarak görür, bir kurbanlık olarak görür. Asla bu işe talip olmaz ama o iş ona tevdi edildiği zaman da o işin üstesinden gelme adına elinden ne geliyorsa onu ortaya koyar. Müslimin imarat bölümünden geçen bir duayı bir uyarıyı son olarak söylüyorum. Ya Rabbi kim ümmetimin herhangi bir işini üzerine alır da onlara yumuşaklık ve hüsnü muamele ile muamelede bulunursa sen de ona güzellik ve hüsnü muamele ile muamele et. Yani seni imam kıldık diye milleti kılıçtan geçirecek değilsin. Bak ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hep iki taraflı. Tek taraflı hiç konuşmaz. İmama da söyler cemaate de söyler. Hep böyledir. İtaat mi? Evet itaat. Ama itaat edilecek makama bunu söylüyor. Ya Rabbi kim ümmetimin herhangi bir işini üzerine alır da onlara yumuşaklık ve hüsnü muamele ile muamelede bulunursa sen de ona güzellik ve hüsnü muamele ile muamele et. Allah bizi bu ahlakın içerisine dahil etsin. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın bu manadaki rehberliğini, örnekliğini, önderliğini gerçek manada anlamayı bizlere kolaylaştırsın inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan suçlara verilen cezaların günümüzde bir bağlayıcılığı var mı? Bu zamana göre hukuk geliştirmemiz daha doğru mu olur? Hayır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği cezaların bağlayıcılığı bugün içinde geçerlidir. Hele hele ahkamı bizatihi Kur'an'dan nasıl nasla şekillenen cezaya dair bizim başka bir şey söylememiz mümkün değil. Ama bugün devlet yok, otorite yok, uygulanmıyor o ayrı bir mesele. Ama ancak böyle bir sistem kurulduğu zaman yapılacak şey İslam'ın ceza hukukunun tamamen Kur'an ve sünnet üzerinden yeniden şekillenmesini sağlamaktır. Bazı suçlar vardır yeni ortaya çıkmıştır. Onlar da kıyas yoluyla tekrardan ortaya konulur. Osmanlı'daki devletin akıbeti için yapılan kardeş katliamına bakış açınızı öğrenebilir miyiz? Bunu Mustafa Armağan Hoca'ya sorun. Bir Müslüman olarak bulunduğumuz bu zaman ve zeminde İslam'a katkı sağlamak açısından oy kullanmak ve oy kullanmak arasındaki mukayese nasıl olmalıdır? Bunu da Ebu Bekir Sifir Hoca'ya sorun. Ne yapalım? 6 yıllık risalet sürecinde müşrikler tam olarak neyi gördüler ki bir yetim olan Hazreti Peygamberine isterse önüne serelim diye teklifte bulundular? Halbuki genel davete başlayalı birkaç yıl olmuştu ve Müslüman olanların oranı o toplumda o nazaran çok azdı. Bu soru sahibi olan kardeşimi tebrik ediyorum. Çok önemli bir soru sordu ve bu soruya ben şimdi cevap veriyorum. Çünkü bu benim alanımla alakalı. Ben kendi alanımla alakalı bir soruya cevap veririm. Özel davette sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şey şuydu. O gün Mekke'de 12 tane aile var. O ailelerin dört tane de alt grubu var. Darul Erkam'a dahi dedilen 45 tane ilk talebeye bakın. Her aileden bir adam var. Aileler bakıyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içten içe fethediyor kaleyi. Her aileden beni Mahsum'dan var, beni cumahtan var, beni Ümeyye'den var, var da var, beni Zühre'den var, her kabileden var. Ve her herkes İslam'dan haberdar böyle sadece fakir fukaranın inandığı ve kabul ettiği bir din değil. Mekke'nin en asil en soylu tüccarı Hazreti Osman Müslüman olmuş. Abdurrahman İbni Af Müslüman olmuş. Mekke'de okuma yazma bilen bir avuç insan var. Yedi tanesi o gün için Müslüman olmuş ilk günlerde. Beni Mahsum'dan Erkan bin Ebil Erkan Müslüman olmuş. Ümmü Seleme Beni Mahsum'dan biriyle evli ki Ebu, Ebu Seleme Beni Mahsum'dan onlar Müslüman olmuşlar. Tehlikenin farkı varıyorlar bu işin sonu onların nazarına göre iyi değil Onun için ne yapmalılar tedbir almalılar bakıyorlar ki alınacak tedbirler adına ne yapılacaksa da bu iş olmayacağı için böyle önemli teklifleri yapmak zorunda ve durumunda kalıyorlar Evet eğer kendimizi göreve layık görüyorsak talep edebilir miyiz Şimdi bu manada şunu söyleyeyim ortam biraz bu manada tabii ki farklıdır. Mecburen bazı görevler var ki işte sınav olarak ya da bir iş başvurusu açılıyor iş başvurusu olarak ya da birini tanıyorsunuz o tanıdığınız insana kendinizi arz ederek bu manada böyle bir görevi isteyebilirsiniz. Ama burada asıl olan bir şey var ki asla başka yollara tevessül ederek ehliyet ve liyakat meselesini arkaya atıp tanışıklılık ve başka bağları öne çıkarmamaktır asıl olan. Bunu yapmak en önemli esastır bu bir. İkincisi bizim gibi gönüllü teşekküller. İnsanlar gönüllü esas üzere bir şeyler yapıyorlar. Bir iş var. İşin başındaki adam tanır zaten sizi. Kimi nerede istihdam edeceğini bilir. Onun için görünme arzusuna kapılmaya gerek yok. Orada ben varım ben varım deyip el sallamaya gerek yok. Ben varsam sen varsan ben de varım bir şekilde göreceğiz, görünecek iş olacaktır. Onun için orada başka şeylere tevessül etmeye gerek yok. Ama işin başındaki insan haksızlık yapıyorsa, zulüm yapıyorsa, ailesini bu işin içerisine dahil ediyorsa, başka şeyleri kayırıyorsa, orada zaten arza vardı. Sana tavsiyem orayı terk et. Ne işin var orada? Git başka bir yerde daha selim, daha sahih, daha güzel bir yerde hizmet alanı bul kendine. Dolayısıyla burada yapacağımız şeyleri birbirinden ayırarak, tefrik ederek anlamak durumundayız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim